Üniversite 101 kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. Bugün sizinle ciddi bir mevzuyu masaya dökeceğiz. Gerçekten diğer videolardan farklı olarak biraz daha ciddi bir konu üzerinde konuşacağız. Bu konu ne? Hemen söyleyeyim. Eğer 12. sınıf ya da mezunsanız geriye kalan son 90 günde yani 3 ayda. Eğer 11. sınıfsanız geriye kalan yaklaşık 15 ayda tabiri caizse neden hayvan gibi ders çalışmanız gerekiyor? Neden hayatınızın ilk önceliği YKS çalışmak olması gerekiyor? Bunu konuşacağız arkadaşlar. Ben aklımda bir liste oluşturdum ve bu listeyi de tabii ki kendi tecrübelerime göre, kendi önceliklerime göre hazırladım. Yalnız bu listeye geçmeden önce hemen kendimi tanıtayım kısaca. İlk defa kanalımı izleyen arkadaşlar varsa da hem beni tanımış olsunlar hem de bu arada tabii ki videoyu beğenip abone olursanız da çok çok mutlu olurum. Şimdi 2019 senesinde üniversite sınavına girdim. Sayısalda Türkiye 75.si oldum. Şu anda da Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde burslu olarak okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Şimdi gelelim benim hakkında yaptığım listeye. Ve bu listenin birçoğunuzu da etkileyip gaza getireceğinden, sizleri motive edeceğinden hiç şüphem yok. O yüzden bu listeyi sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi ilk olarak listenin bence zirvesinde yer alan maddemiz insanın kendisine olan öz saygısı ve o özgüvenini kazanmak. Ne demek istiyorum? Şu ana kadar belki de birçoğunuzun kendini denemek ya da test etmek için girebildiği tek sınav ya da en önemli sınav liseye giriş sınavıydı. Yani yaklaşık 13-14 yaşınızda girdiğiniz bir denemeden ibaret. Şu anda birçoğunuz ergenlik seviyesini artık geçmek üzeresiniz. 17, 18, 19 belki 20 yaşlarındasınız. Dolayısıyla hayatın ya da farklı şeylerin daha fazla farkındasınız. Ciddiyetin biraz daha farkındasınız. Dolayısıyla arkadaşlar bu üniversiteye giriş sınavı aslında sizin özgüven kazanmanız için paha biçilmez bir kaftan. Kendimden örnek verdiğimde daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum durumu. Evet, üniversite sınavına girmeden önce çeşitli başarılar akademik olsun ya da işte spor müsabakalarında olsun çeşitli alanlarda farklı başarılarım vardı ve bunlar da beni tabii ki tatmin edip özgüvenimi yerine getirmişti. Ama üniversite sınavında o 11. sınıfın başından beri kafama koyduğum o ilk 100 hedefini gerçekleştirdiğimi gördüğüm anda gerçekten kendime olan özgüvenim bir kat değil böyle 3-5 kat daha fazla arttı. Kendime saygı duymaya başladım. Kendi kendimi motive edebilmeye başladım ve geriye dönüp baktığımda şu an şunu diyebiliyorum. Atakan, sen kafana koyduğun şeyi yapabilecek güçtesin. Sen bir şeyi kafana koyduysan onun için yeteri kadar fedakarlık da gösterirsin. Onun için yeteri kadar disiplinin altına da girersin ve o şeyi bir şekilde başarırsın. Kendime güveniyorum ve dolayısıyla kendime güvendiğimden ötürü de hayatımın gelecek zamanlarında birçok işi de gönül rahatlığıyla başarabileceğimi düşünüyorum. Bu özgüven gerçekten çok önemli. Hayatta sizi 1-0 öne geçiriyor. O yüzden bu özgüveni kazanmak için bile geriye kalan zamanda sınava sıkı sıkıya bence tutunmanız gerekiyor arkadaşlar. Gelelim İkinci maddeye, bunun da keza çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sınavda istediğiniz başarıyı, aynı zamanda da çevrenizdeki insanların sizden beklentisini karşıladığınız zaman, inanın o insanların size bakışı değişiyor. En yakın çevrenizi düşünün. Dostlarınız, aileniz, anne babanız, kardeşiniz, dayınız, amcanız, halanız, her neyse. Bu insanlar bile eğer ki onların beklentisini karşılarsanız, evet ya benim en yakın arkadaşım, kardeşim, abim, çocuğum, torunum, her neyse bunu başardı. Ben onunla gurur duyuyorum. Gerçekten de biz belki o çocuğa yeteri kadar güvenmiyorduk, yapabileceğini tahmin etmiyorduk. Ama o azimle, o fedakarlıkla istediği yeri başardı. Gerçekten de bu çocuk istediği zaman bir şeyleri başarabilecek potansiyele ve kapasiteye sahip. İnsanlara bunu düşündürmek hem sizin için çok güzel hem de onların size daha fazla saygı duymasını sağlıyor. Üniversitede bir ortama girdiğiniz zaman bile eğer ki başarı mevzusu ortaya çıkarsa ve siz istediğiniz yeri kazandığınızı onlara söylediğiniz zaman o insanların size bakışı bile değişiyor ve gerçekten evet ya işte Ahmet, Mehmet, Ayşe her neyse istediği yeri kazanmış. Bu kız ya da bu çocuk gerçekten çabalamış. Helal olsun diyorlar. Ve inanın sizin fikirlerinize karşı olan tavırları bile değişiyor. Sizin fikirlerinizi daha fazla dikkate almaya başlıyorlar. Tabii ki her şey bundan ibaret değil. Her şey akademik başarıdan ibaret değil. Bunun için sosyal becerilerinizin de kuvvetli olması gerekiyor. Ama bu başarı, bu derece yapmak sizi insanlardan bir nebze de olsa öne çıkarıyor. O yüzden ben insanların size bakışının değişmesini de çok önemli bir faktör olarak görüyorum. En yakın çevrenizden tutun da
ilk defa tanıştığınız bir insana kadar herkes size çok daha farklı bir gözle bakmaya başlıyor. Ve bu sizi hem tatmin ediyor hem de mutlu ediyor. İnsanlar tarafından saygı görmek kim mutlu etmez zaten. O yüzden bu bile başlı başına YKS'de derece yapmak için bir sebep olarak sayılabilir. Ayrıca aslında bunun örneği olarak sizlere verebilirim ben. Bu videoyu kaç kişi izleyecek bilmiyorum ama şu anda kanalda yaklaşık 150 video var, 67 bin takipçi var ve 4,5 milyona yakın video izlenmesi var. Benim bu kadar insana ulaşmamın belki de en büyük sebeplerinden birisi de benim 2019'da üniversite sınavında derece yapmış olmam. Dolayısıyla bunun da etkisini siz rahatlıkla görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu maddeyi asla ama asla es geçmeyin. Bence insanların ne düşündüğü önemli değil gibi bir mantaliteye girmeyin. Sonuçta bir toplum içerisinde yaşıyoruz ve toplum içerisinde yaşamanın en önemli gerekliliklerinden biri de insanların sizin hakkında ne düşündüğünüzü önemsemeniz diye düşünüyorum ben. Bir sonraki maddemiz biraz daha maddi ve ekonomik sebepler. Şimdi diyeceksiniz yani o kadar derece yaptığın her şey bir kenara, maddiyat bu kadar önde mi? Bence normalde bu kadar önde olmaması gerekiyor. Yani alacağınız burslar, üniversiteye ödemeyeceğiniz para ve benzeri ekonomik şartların bu kadar büyük bir etken olmaması gerekiyor. Ama maalesef şu anda bulunduğumuz ekonomik durumdan dolayı YKS'de derece yapmanın size getireceği maddi avantajlar da bu listenin üst sıralarında yer alıyor. Ne demek istiyorum? Üniversite sınavında derece yaparsanız istediğiniz birçok üniversiteye, özel üniversiteye burslu gidebilirsiniz. Ayrıyeten dışarıdan çeşitli vakıflardan, kurumlardan burslar alabilirsiniz. Kendi ekonomik özgürlüğünüzü elde edebilirsiniz. Dolayısıyla ailenize maddi açıdan muhtaç olmadan kendi hayatınızı istediğiniz şekilde idame ettirebilirsiniz. Bu da gerçekten üniversite yıllarında çok mühim bir konu. Üniversiteye geçtiğinizde fark edeceksiniz. Özellikle son zamanlardaki ekonomik şartlardan sonra artık öğrenciler para kazanmak için yer arıyor. Nasıl para kazanabiliriz? Neler yapabiliriz? Yani benim BİM'de, Şok'ta ve benzeri marketlerde çalışan arkadaşlarım var. Ya da bunun dışında üniversitesi biraz daha böyle kırsal kesimde olanlar arasında belirli zamanlarda tarlaya gidip oradaki insanlara yardım eden tanıdıklarım var çevremde. Dolayısıyla arkadaşlar bunları duyduğunuz zaman evet ya ben iyi ki üniversite sınavında derece yaptım ve şu anda kendi kendime geçimimi sağlayabiliyorum. Aileme muhtaç olmuyorum diyorsunuz. Çünkü üniversiteye geldiğiniz artık 20-21 yaşında oluyorsunuz ve bu yaşlarda ailenizden sürekli para istemek de size bir yerden sonra rahatsızlık vermeye başlıyor. Dolayısıyla bunun da çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Maalesef acı bir gerçek ama bu da listenin en üst sıralarında yer alıyor. Ve dördüncü madde olarak da aslında bu biraz ikinci maddeyle de bağlantılı ama üniversite sınavında derece yaparsanız sosyal medyada biraz daha tanınma ihtimaliniz artıyor. Yani bunu kullanarak bir noktaya gelebiliyorsunuz. Ne demek istiyorum? Ben derece yaptıktan sonra evet video çekmek isteyen YouTuber'lar oldu. Onun dışında bana sürekli kendi kanalını aç, sen de video çek diyen arkadaşlarım, beni destekleyen arkadaşlarım oldu. Bu insanlar gidip de random bir arkadaşlarına bunu demiyorlar, bana bunu diyorlar. Çünkü derece yaptıktan sonra gerçekten elinizde bir potansiyel oluyor. Ve bunu da doğru şekilde, etrafınıza faydalı olacak şekilde kullandığınız zaman gerçekten bir yerlere gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar bu tarz bir sosyal medya mecrasında da yükselmek, ilerlemek istiyorsanız, kendinize farklı bir iş alanı oluşturmak istiyorsanız da yine YKS'de derece yapmak bu yaşlarda paha biçilmez bir kaftan oluyor sizler için. Ve tabii ki de son olarak ömür boyu gurur duyabileceğiniz, gerekirse CV'nize yazabileceğiniz, gerekirse iş hayatınızda kullanabileceğiniz, gerekirse çocuklarınıza, torunlarınıza anlatabileceğiniz bir başarı oluyor en nihayetinde. Ve düşünsenize bundan belki 40-50 yıl sonra torununuz olduğu zaman size dedem, anneannem, babaannem Türkiye derecesi yapmış, üniversite sınavında şöyle şöyle başarılar elde etmiş, şuralarda okumuş, şunları yapmış ve şu başarılar elde etmiş dediği zaman siz de gerçekten fazlasıyla gururlanacaksınız. Ben zaman zaman bunları da düşünüyorum. Gerçekten ileride hani bir çocuğum olduğu zaman onun evet ya benim babam zamanında bu kadar çalışmış, bunları yapmış, akademik olarak bu kadar başarılı bir insan demesi bile beni şimdiden gururlandırıyor. O yüzden bunun da çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve üniversite sınavında derece yaptığınız zaman aslında önünüze farklı bir kapı açılmış oluyor arkadaşlar. Hani az önce dedim ya ömür boyu gururlanabileceğiniz bir başarı diye. Çünkü başarı başarıyı getiriyor. Hani diyorlar ya para parayı getiriyor diye. Gerçekten başarı da başarıyı getiriyor. Üniversite sınavında başarılı olduktan sonra diyorsunuz ki iyi bir üniversiteye gideyim. İyi bir üniversiteye gittikten sonra diyorsunuz ki o zaman burada da akademik başarımı devam ettireyim. Çünkü üniversite sınavında elde ettiğiniz o başarının size birçok getirisi oluyor.
Artık onun tadına varınca onu bırakmak istemiyorsunuz. Bu sefer üniversitede de aynı başarıyı elde etmeye çalışıyorsunuz. Üniversitede iyi bir ortalama yapıyorsunuz. Ondan sonra bu da size yeterli gelmiyor. Belki master'a, doktora'ya, yurt dışına, dünyanın en iyi üniversitelerine gidiyorsunuz. Oralarda da çok ciddi başarılar elde ediyorsunuz. Sonra iş hayatına atılıyorsunuz. Orada da kendi akranlarınız arasında, iş arkadaşlarınız arasında en iyisi olmaya çabalıyorsunuz. Ömür boyu evliliğinizde bile belki en iyi eş olmaya çalışıyorsunuz. Yani bu başarı bir yerden başladığı zaman, o başarı yoluna girdiğiniz andan itibaren ömrünüzün sonuna kadar onu bırakmak istemiyorsunuz. Çünkü bu zehirli bir ok gibi ve onun bir kere tadına varan, o başarıyı bir kere haz eden bir daha bırakmak istemiyor arkadaşlar. Geri dönükleri o kadar güzel oluyor. Yani şimdiden bunun garantisini verebilirim. O yüzden bu geriye kalan kaç günse, 90 günse, 15 aysa, 10. sınıfsanız 27 aysa hiç önemli değil. Elinizden geleni yapın. Elinizden ne geliyorsa çabalayın. Mental ve psikolojik olarak tabii ki kendinizi yıpratmayın. Hiçbir şey sizden önemli değil. Bunu unutmayın. Ama aradaki dengeyi çok iyi koruyun arkadaşlar. Üniversite sınavı ve kendi hayatınız arasındaki o ince çizgiyi ayırt edebildiğiniz zaman o derecede kaçınılmaz oluyor. Benden bu kadar. Umarım bu video size iyi gelmiştir. Sizi gazlamıştır ve geriye kalan zamanda elinizden gelenin en iyisini yapmak için size güzel bir kapı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Arasan da beni boş ver. Pahalı hevesledim, kursalım da. Yolum yol değil.